İlişkilerde çiftlerin en sık yaptığı iletişim hataları nelerdir? Bu durumun üstesinden ne şekilde gelebiliriz? İletişimin ideal olabilmesi güvenli bir alan yaratmaktan geçer. Eğer iletişim alanımız güvenli değilse devamlı tetikte olmamıza sebep olacaktır. Ötekinin bizi dinlemek adına orada bulunduğumuzu bilmemizle başlar aslında iletişimdeki güvenli alan kavramımız. İletişim sırasında öteki tarafından yargılanmadan dinleniyor olmamız güvende olma hissiyatını devam ettirir. Genellikle çiftlerin en sık yaptığı iletişim hataları arasında yönlendirmek, karşı tarafın sorununa çözüm, öneri getirmek, yargılamak, eleştirmek, ahlak dersi vermek, konuyu saptırmak ve olayı küçümsemek gibi yaklaşımlar sıralanabilir. Böyle bir iletişimde taraflardan biri devamlı kendisini savunmak zorunda hissederken bir diğeri anlaşılamamış olmanın yaşattığı duyguyla baş etmeye çalışacaktır. İdeal bir iletişim için ilişkideki her iki tarafın kendisini ifade edebilecek bir güven alanı oluşturması ve bu noktada sebatkar olması gerekir.